Merhabalar. Yeni bir salı sohbetinde birlikteyiz inşallah. Bakalım Sevda Hanım katılınca yayını başlatacağım. Nasılsınız? Bu artık akşam yayını. Çünkü bu saatlerde müsaitmiş Sevda Hanım. Ve aleyküm selam. Evet. Kabul ettim. Niye kabul etmiyor? Geldi mi? Hoş Geldim geldim. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz başınız kesiliyor, biraz aşağıya mı alsak ekranı? Öyle mi? Evet, gözlerinizden takip ediyoruz. Ben ekran biraz geriye alayım o zaman. Ben çok öyle görmüyorum ama. Ha, tamam. Şimdi nasıl? Demek ki daha güzeldi. Allah Allah. Yukarı mı çıkaracaksınız acaba? Yani şöyle ben normalde hani şey görüyorum. Ha, Şöyle tamam nasıl? işte. Evet, şimdi güzel oldu. Tamam, Biraz tamam. daha iyi oldu. Tamam. Tamam. Siz İstanbul'da değilsiniz, değil mi? Hoş Yok, geldiniz. Tanzanya'dayım. Darüselam'da. İyi, güzel. Afrika'dan yayın yapmak da nasıl bir yayın? Ben şimdi yorumları kapatıyorum. Sonra inşallah unutmam, açarım. Bazen unutuyorum konuşmanın seyrinden. Soruları alamıyoruz maalesef. Evet Sevda Hanım, sizi tanımak istedik epeydir. Merak ediyoruz, takip ediyoruz heyecanla. Çok renkli bir hayatınız gözüküyor ama tabii bunun içinde meşakkat de var tabii ki. Bunların hepsini doğumdan başlayıp hem Türkiye'nin yılıyla hem dünya yılıyla bize böyle ara ara ben girip sorular soracağım tabii. Bir başlayalım bakalım, buyurun. Ben İsviçre doğumluyum. Annemle babam Güzel. evlenip İsviçre'ye gitmişler. Kaç tarihinde? Ben 69'luyum ama onlar zannediyorum yani benden bir doğumumdan bir ya da 2 yıl önce onların Ha, İsviçre'ye çok gidişi önemli. evlenip gitmişler O yani. zaman en büyük çocuksunuz. Yani evet biz zaten iki kardeştik. Ondan sonra bir kardeşim de benim birkaç yıl oluyor vefat etti. Allah Dolayısıyla şimdi ya Allah razı olsun şimdi öyle iki kardeştik tekim yani şu anda. Ben işte 69'luyum. Ya 50'yi geçtik elhamdülillah. İşte İsviçre'de doğdum. Ondan sonra yani biz bütün böyle sülale hani İsviçre'deydik. İşte anneannem, Aa. ondan sonra diğer teyzem, büyük teyzem, küçük teyzem, işte Büyük annem, babam. ailede yetiştiniz o zaman. Evet evet öyle oldu. Öyle oldu. Aa, çok Yani iyi. şöyle mesai saatlerine göre hepsi bana bakmışlar. Yani bizim ailede evet yani muhtemelen aile fertlerinin tamamı tarafından bakılan tek çocuk olabilirim. Zaten sülalenin ilk torunuyum. Yani ilk torun, ilk çocuk Aa, falan öyle olunca şanslı. evet yani Şanslısınız. evet işte teyzeler, ondan sonra dayı, dayım, ondan sonra işte anneannem falan. Yani herkes benimle ilgilenmiş mesai saatlerine göre, vardiyalara göre. Dolayısıyla böyle okul öncesi dönemde özellikle yani ben o süreçte hani 6-7 yaşına kadar İsviçre'deydim. Ondan sonra ilkokul için babaannemin yanına bizi hani kardeşimle beni yolladılar. Eğitim hani Türkiye'de devam etsin diye birkaç yıl sonra annem ve babam da geldi. Dolayısıyla yani böyle benim hayatımda ilk 6-7 yılı tamamen İsviçre'de geçti. İşte anaokul hani kindergarten'a orada gittim ama ondan sonra ilk öğretime Türkiye'de devam ettim. Türkiye'de neredeydiniz? Efendim? Türkiye'de neredeydiniz? İstanbul, İstanbul. Kaç tarihinde İstanbul. geldiniz Türkiye'ye? Valla 75 mi? 75 olması lazım. 75-76 gibi olması lazım. Tamam. ondan sonra işte yani normalde ilk öğretimi Türkiye'de okudum. İlkokul, ortaokul, O lise. zaman 80 ihtilalinde ilkokulda oluyorsunuz. Evet. Evet, Hatırlıyor öyle musunuz o hayal günleri? meyal. Evet, ya hayal meyal hatırlıyorum, evet. Evet, özel olaylar.
Nevin Hanım, benim yani özellikle çocukluğuma dair benim en çok hatırladığım şeyler, çünkü biz bizzat içindeydik. Yani ben böyle bir yağ kuyruklarına girdiğimi hatırlıyorum, bir gaz kuyruklarına girdiğimi hatırlıyorum. Valla benim böyle çocukluğuma dair. Evet, bütün çocuklar yani, onu yapardı. Döndükten yani o zamanlar, yani o birkaç yıl içerisinde, yani ilkokul zamanları işte. Ya benim böyle çok net hatırladığım onlar var yani. Doğru. Tüp kuyruğu vardı. Yağ kuyruğu, et. Evet. Yani o Özel dönemin bir çocuklarına şey o zaman, verilirdi bu durum. yani çalışan annem çalışıyor, babam çalışan aile çocuğu, işte soba, bazen de gaz sobası filan yanardı, o yüzden ben böyle şeyi hatırlıyorum, yani gaz kuyruklarına girdiğimizde hatırlıyorum, Doğru. bir bidon kardeşimde, bir bidon bende, yani o dönemi hani şey hatırlıyorum Onlardı o günler. yani. Tamam. O süreç öyle. Ondan sonra ben İstanbul İşletme ben fakülte üniversiteye başladım. Ortaokul ve orta lise öğretmenlerini sizi etkileyen, ortaokulda, lisede, Türkiye'deki hayatta İsviçre hiç böyle karşılaştırmalarınız oluyor muydu? Ya aslında çok fazla olmuyor çünkü hani İsviçre ve şey daha çok okul öncesi dönem olduğu için, yani Evet. çok farklı hani şeyler, hani farklı nasıl diyeyim periyotlar belki de. Dolayısıyla öyle bir şey çok olmadı ama tabii şu oldu, mesela annemle babam biz geldikten birkaç yıl sonra gelmişlerdi. Geldiler. Biz o sürede hani Türkiye'deydik. Sonra anneannem de ondan önce dönmüştü. Anneannem, babaannem hani onlar daha çok bizimle ilgilendiler. En çok ben anneannemin yanında kalmıştım. Mesela o süreçte olmasa da birkaç yıl sonra annem babam döndükten sonra hani dayım hala İsviçre'de mesela. Biz böyle gittik geldik hep yani. Tekrar Türkiye'ye geri dönüş yapsalar da yine gittik geldik. Hatta ben lise, özellikle üniversite dönemi, zaten o dönem benim hani fotoğraf çekip gezmeye de başladığım dönem. Çok fazla gidiş gelişlerim oldu. Hani o mukayeseler daha çok böyle üniversite yıllarında oldu aslında. Yani İsviçre'yle ya da diğer ülkelerle. Ya da oralardaki hayat ve kendi yaşadıklarımızla ilgili Yani tabii doğrudur. daha çok daha Düşünmek büyük lazım. yaşta. Hı. Ortaokulda neredeydiniz? Ortaokul, ya ben Bakırköy'de yaşadık biz. Ondan sonra Bakırköy Lisesi, ondan önce de Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu. Yani yine Bakırköy'deydik yani. Ortaokul Bakırköy'deydi. Ama hani lise Bakırköy Lisesi. Ondan sonra o dönemde yani spor yapıyordum ben. Bayanlar Ligi'nde basketbolcuydum. Yine aynı süreç işte derken üniversite oldu. İşletme Fakültesi, İstanbul İşletme. Ondan sonra öyle yani eğitim hayatım o şekilde yani İstanbul'da devam etti Peki hep. fotoğrafçılık nereden girdi hayatınıza? Aslında böyle üniversitede, yani üniversitede hani böyle artık daha sosyalleştiğiniz, ondan sonra hayatınıza birçok insanın girdiği, herkesin böyle özel ilgi alanları olduğu dönem. Ben üniversitede geziyordum derken, mesela benim zamanımda düşünün şimdi bundan neredeyse 30 yıl kadar önce. Kaç O yılında zaman mesela? Takvim olarak. vallahi kaç oluyor? 90'lar yani. 90'lar. 90'lar. Evet, 90'lar. Mesela o zaman, şimdi çok fazla seyyah var. Dünyayı tek başına gezen bayanlar da var, işte erkekler de Evet. var. Böyle karı koca gezen çiftler var, karavanlar var. Yani son yıllarda, özellikle son 10 yılda çok fazla gezen var. Ve hani Evet. bir çıkıp mesela birkaç yıl boyunca gezen seyyahlar var, gezginler var. Ama mesela benim hani bu üniversite dönemim, 18-19'lu yaşlar falan, böyle Türkiye'de işte tek başına gezilmenin böyle çok da hani yaygın Tabii. olmadığı dönemlerdi. Ben o dönemler yani böyle bana, yani kendim işte böyle harçlıklarımı biriktirirdim, ders verirdim, oradan para kazanırdım. İşte böyle spor hocalığı yapıyordum, oradan işte yine böyle harçlıklarım olurdu filan. Ben öyle o dönem Türkiye'yi, yani Güneydoğu'yu, ondan sonra Karadeniz'i, İç Anadolu'yu, Ege'yi, Akdeniz'i ben kendim gezmiştim o zaman. İşte böyle turlar buluyordum, tek başıma gidiyordum filan. O çok derlerdi o zaman, bu ne cesaret tek başına filan, hani Evet, böyle çok evet. tur gidiyorsunuz, tur yani. Bir de 40 kişilik gazetecilik de yok değil mi? Sizde gazetecilik deneyimi Yok var mıydı? yok. Yok hayır. Peki bu Hayır. gezilerinizi yazdınız mı? Ne yaptınız yani Ben buralarda? hani uzunca bir dönem aslında şey gazetelerde seyahat şey sayfalarında, köşelerinde diyeyim, ya da böyle pazar eklerinde, cumartesi eklerinde uzunca bir dönem yazdım onları. Tabii o zaman yani üniversite dönemi hani yeni gezmeye başladığım zamanlar, bir taraftan hani ailece yine öyle, ben, kardeşim, annem, ben mesela otobüsle Avrupa'ya çok gittik geldik. Yani hani İsviçre'ye giderken o zaman böyle 3 gün süren yolcuklar vardı yani, Evet uçak falan ya. şimdi gibi değildi yani. Bundan 30 yıl Doğru. önce.
Vallahi böyle çıkıp hani işte Trakya'dan yola devam İsviçre'ye kadar. Aile boyu gezmekten Evet, hoşlanıyorum aslında. O Yani yüzden gezmenin yani. meşakkatı sizi etkilemiyor. Peki hiç böyle zor durumda kalmadınız mı Ya mesela? oluyor aslında. Yani ya ben Mesela şöyle durumları yeni anlatın. bir ya şöyle ben Neydi? hani Nevin Hanım şöyle oluyor. Yeni bir şey görmenin, yeni bir şey tanımanın, yeni bir şeyle karşılaşmanın heyecanı bende çok fazla oluyor. Bilmiyorum ya yani, fıtratım, yaratılışımla alakalı Tabii diye tabii düşünüyorum. tabii. Ben böyle biraz heyecanlı bir kişiliğim yani böyle mesela bizde çocuklar da öyle böyle yeni bir şey gördük mü ay anne gel 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 anne şuna bakma ben de öyle aa çocuklar gördünüz mü yani belki hani başka biri olsa o kadar heyecanlanmayacak biz böyle aa yeni bir ilginç bir Ha, maymun değişik öteki bir yönleri kapatıyor. Gördüğünüz şeyler, yeni güzellikler, maymun. Evet. meşakkatleri Evet. kapatıyor. Evet. Yani hani hiç o evet çok zor yani mesela çok ya bir Peru yolculuğum oldu benim Peru Bolivya şey yani Güney Amerika'da bir 40 gün boyunca bir gezmiştim bir dönem. Yani 4000 metre rakımdaki oksijen tüpü kullandı bazı arkadaşlar. Nefes almak çok zorlaşıyor. Bir hastalandım ama nasıl hastalandım yürüyemiyorum yani. Şeyden oldu soğuk soğuk sıcak soğuk sıcak soğuk. Machu Picchu'daydık. Yani çok yürüdük. Yani o İnka şehrini tamamen indik. Merdivenler filan. Daha sonra tekrar trende de klimalar açık ama ben hani oradan da Peru'dan da Bolivya'ya geçtik. Ama nasıl hastalandığımı size anlatamam, yürüyemiyorum. Doğru. Yani 2 gün otel odasından çıkamadım mesela. Ya, adım atamıyorum. Bunun gibi çok şey oldu. Ya da böyle hırsızlıktır, başka şeylerden hani bu tarz şeylerle de karşılaştığım oldu. Sonra fiziksel olarak yani artık yürüyemiyorum artık dediğim hani öyle yok yani gidemiyorum dediğim zamanlar oldu. Ama öyle bir şey oluyor ki yani diyorsun ki hani tamam Sevda sabah kalktın mı? Evet bir kalkıyorsun bir çorba morba bir şey bulup böyle bir kendine geliyorsun. Ondan sonra tekrar yola çıkıyorsun. Yani Yani bilemiyorum hani yürümeye böyle. başladığınızda siz yola çıkıyorsunuz. Evet Yürüyemiyorsunuz. evet. Evet evet Çok öyle. güzel, maşallah. Bir de ben hani şimdi mesela öyle değil. O dönemler yani o dönemler derken mesela bundan 10 yıl önce de 5 yıl önce de öyleydi. Şimdi yani makineler çok küçüldü fotoğraf makineleri. Aynasızlar var, lensler küçüldü filan. Şimdi benim böyle bir de fotoğraf çektiğim için 2 tane böyle body, işte 4-5 tane lens. Yani benim fotoğraf çantam neredeyse 15 kiloyu buluyordu. Evet, bir de sırtımda yani elimde böyle çift makina, sırt çantam filan böyle. Hani sadece şey de değil yani O yürümeleri öyle mi yapıyorsunuz? öyle Doğru. yürüme. Öyle yürüme ama Maşallah. Nevin Hanım çok özledim ben şu son 2 yıl, 3 yıl. Yani bu pandemi süreci ben en son mesela geçen hani dedim ki en son ben nereye gittim böyle uzun fotoğraf çektim yürüdüm. En son Moğolistan'a gitmişim. Ondan sonra Moğolistan'dan beri bu işte Moğolistan'dan kısa bir süre sonra bu işte bizim ailevi yani kardeşimin hastalığı vesaire süreç başladı zaten. Hani o böyle özel sebepler. Ondan birkaç ay sonra da pandemi başladı. Ondan sonra zaten hani pandemiden sonra İşte Tanzanya için de yine gittik geldik elhamdülillah yani Tanzanya'da da safari yaptık başka şeyler yaptık ama yani geçen diyorum ki böyle fotoğraflara bakıyorum şey Instagram'da da böyle en altlarda gezdiğim ülkelerin fotoğrafları var o zaman hep onları koymuşum diyorum ki ay Sevda ne en çok özledim ya yürümeyi özledim böyle hani hiç bilmediğim bir yerde Niye? fotoğraf çekmeyi Köydesiniz. özledim. Tanzanya'da hep dolaşıyorsunuz zaten. Ama Tanzanya Yürüyorsunuz. çok tanıdık geliyor artık Nevin Hanım. Yani Doğru. çok tanıdık geliyor. Yani Ya bize bile tanıdık geliyor sayenizde. O kadar güzel anlatıyorsunuz her sağ olun. şeyi. Böyle bir yakın bir ilimiz gibi oldu Tanzanya Ay çok teşekkür deyince. ederim. Sağ olun. Maşallah. O konu benim özel hassasiyetim. Yani Afrika kıtasındaki ülkelerle ilgili böyle genelde şey, böyle bir manipülasyon mu diyeyim ya da böyle hep aynı şeyleri gösterme durumu oluyor. Ben de o yüzden mesela Tanzanya çok güzel bir ülke. 16 tane milli parkı var. Dünya Kültür Mirası listesinde birçok yeri var. Tropikal iklim, yani toprağı çok bereketli, okyanus çok güzel. Evet yani çok fazla yani ülkenin belki %90'ı çok fiziksel olarak zor koşullarda yaşıyor. Elektrik, suya ulaşmak çok zor çok fazla yerde, köylerde, kırsalda. Ama hani ben şunu yapmaya gayret ediyorum Nevin Hanım. Ülke
sadece şundan ibaret değil ya da bundan ibaret değil ya da bundan ibaret. Yani Türkiye düşündüğümüzde de Türkiye Karadeniz'den ibaret değil, Ege'den ibaret değil, Akdeniz'den ibaret değil, Güneydoğu'dan ibaret. Hepsi Türkiye yani. Hepsiyle birlikte Türkiye. Dolayısıyla ben hani Tanzanya için de elimden geldiğince, yani ülkede çok güzel bir ülke, güzellikleri elimden geldiğince hani gezip görüp anlatmaya, paylaşmaya da çalışıyorum. Çok temiz gözüküyor. Yani suları, havası herhalde. Sanayileşme hep olmadığı için hava kirliliği falan da yok galiba. Evet, sanayileşme. Bir de kış yok galiba değil mi? Oranın mevsimi yani, yok gibi denebilir. Şimdi mesela şu an biz Darüsselam'dayız ve bugün biz bir ortaokulda hijyen kiti dağıtımımız vardı. Mesela Türkiye'den yeğenimle konuşuyorum. Bana ekran fotoğrafı 5 derece gözüküyor İstanbul. Ben ona fotoğraf attım 34 derece. Dedim ki yanıyoruz. Yanıyoruz yani, o kadar ya sıcak. Normal. Yani normalde özellikle okyanus kenarında, Darüsselam okyanus kenarında bir şehir. Okyanus kenarında yani yıl boyunca 25 derecenin altına pek düşmüyor sıcaklık. 5 derecenin üstüne de pek çıkmıyor. Yani böyle mesela çöl kuşağı gibi, sahra kuşağı kadar sıcak değil tropikal iklim. Biraz daha nemli. Ama hani 35 derecenin üstüne de çıkmıyor. Fakat bizim köyümüz, yani eşimin köyü, hani benim eşim Masai ve biz iç bölgede bir köyde ben 6 yıl kadar yaşadım. Bizim köy ve yani iç bölgelerde karasal iklim, oralar daha ağır. Yani tropikal iklimden ziyade karasal iklim. Onlarda mesela Temmuz ve Ağustos aylarında ben 10 dereceyi gördüm. Yani biz böyle olar üstüne yorgan üstüne battaniye, çünkü hani şeyde evler de orada şehirdeki evler gibi değil yani, korunaklı değil, her yerden rüzgar giriyor filan, böyle camlar, cam yok yani, pencere var cam yok yani, öyle değil, tel var içeri ama giriyor zaten. Yani mesela biz oralarda köye gittiğimiz zaman son birkaç yıldır da mesela Kurban Bayramı hep o yani Temmuz gibi oluyor, Temmuz da ben böyle bayağı polar mont üstüne, yani böyle bir atkı filan, ondan sonra şeyle de çok karşılaşıyorum, zaman zaman yazıyorum mesela köydeyken, diyorum ki işte çok soğuk, çocuklar çok üşüyorlar hani, ya üstlerinde de incecik bir kumaş var filan, arada anlatıyorum, diyorlar ki Sevda'm orası Afrika değil mi, yani nasıl soğuk olabilir yani, maalesef hani bizim böyle bir Afrika yani kıtası. Erzurum soğuk ama Ege sıcak, işte öyle Aynı öyle. Ama maalesef hani böyle bizde çok şey bir algı var. Ya Afrika'yı Afrika tek dediğin bir gibi Ekvator. Evet. Tek bir yani ülke, daha çok sahra kuşağı üzerinden tanıyoruz ve ona dair özellikleri bütün Afrika ülkelerine ülkelerinde öyle olduğunu düşünüyoruz yani. Ama Dolayısıyla şimdi aslında 4 mevsim buradaki, yani mesela bizim çocuklar, ben 2 ay mı, 1 ay önce yine Türkiye'deydim. Kar yani yağdı ve eşime de çocuklara da canlı yayın yaptım yani. İşte çocuklar, bu gördüğünüz kardır. Çocuklar hiç görmediler yani ilk kez. Bu kar. Ondan sonra işte böyle tutuyorsun, bak çok soğuk falan, böyle anlatıyorum yani. Eşim Türkiye'ye çok geldi gitti ama mesela bir ne zaman gelmiş? Kasım ayında geldi. O kadar üşüdü, hastalandı filan. Sonra bir daha dedi ben bu soğukta gelmem yani. Çok korktu yani. Şimdi çocuklar da öyle. Onlar da yine daha sıcak dönem geldiler Türkiye'ye. Ama şimdi nasip olsun inşallah bir karda gelsinler istiyorum. Yani evet, şey çok ilginç. Burada 25 derecede benim kız mesela kiloklu çorap giyiyor. Okula çorapla gidiyor. 25 derece. Ben onu görünce bana böyle bir şey diyor ki anne soğuk diyor mesela. Dolayısıyla şey çok farklı. Alıştığı o olunca, alıştığı belli vücudun alıştığı belli bir ısı olunca şey geliyor. Ben mesela yine Türkiye'deyken 15 derecede ince kot gömlekle dışarı çıkabiliyorum. Eşim o zaman benim polar ceketimi, polar içliğimi, yani 15 derece yani hani öyle sizin gezdi. yanınızda bir polar bulundurmanız lazım. Ne oldu? Evet, kesin. Öyle. Öyle. Şimdi Ama zannediyorum. Tanzanya'ya geçmeden önce şu evliliği alalım da ondan sonra daha rahat konuşalım. Yani orayı biraz eski gezilerden pat Tanzanya'ya geçtik.
Şimdi üniversiteyi okudunuz, resim çekmeye başladınız. Öyle mi oldu? Evet. Yani öyle oldu Devin Hanım. Ben işletmeyi bitirdim. Ondan sonra radyocu, yani o dönem böyle çok böyle şeydi, popülerdi. Radyoculuk yapmaya başladım. Sonra aslında direkt dolaylı olarak kendi işimle alakalı. Hani işletme, yani yöneticilik vesaire yapabileceğiniz bir alan. Sonra işte yayıncılık yapmaya başladım. Çocuk yayıncılığı. Zaten hani hala devam ediyor. Neredeyse 20-25 yıl oldu. Evet. Çocuk yayıncılığı ile ilgili çalışıyorum. Ben o süreçte hani böyle şöyle oluyordu. Böyle çok yoruluyorum. Böyle kendimi bir hani kendimi dinlemek için, belki kendimi ödüllendirmek için, kendimi iyi hissetmek için ve yani kendimi geliştirmek için gezmeye çıkıyordum. Yani bütçeme göre az param varsa yakın bir yere gidiyordum. Daha çok param varsa daha uzak bir yere gidiyordum. Ondan sonra işte şeyime göre çalıştığım yerlerde de mesela sözleşmelerimi hep ona göre yaptım 30 yaşından sonra. Rahat olarak hareket edebileceğim şekilde yani böyle 9-5 mesaili gibi değil de böyle daha yani evet böyle işler tercih ettim. Dolayısıyla ben hani o yani üniversiteden itibaren gezmeye başladım. İşte eşimle tanışalı 10 yıl oldu. Yani tanışalı 10 yıl oldu. O zamana kadar da ben hani bunda tanışana kadar da böyle bir 70-80 ülke gezdim yani o arada. 2012'lerde falan oluyor. Evet 2012'de. gezdim, fotoğrafladım, ondan sonra yazdım ama bir taraftan hani asıl işim yayıncılık ve çocuk yayıncılığı yapmaya, çocuk kitapları üretmeye devam ediyorum. Yani kurumsal yayıncılık yaptım. Ondan sonra işte bir gün yani işte Afrika kıtasında sadece kuzeyi görmüştüm ki genelde kuzeyi gördüm. Sonra işte Etiyopya filan o ara Uganda'ya geldim derken dediler ki ya bir arkadaşlar grup fotoğrafçı arkadaşlar safari yapalım. Ben de hani bir iki safari yaptım hani Asya'da da yapmıştım. Afrika'da bir iki yerde yapmıştım ama Tanzanya bambaşka. Yani Serengeti, Kaymara, Ngorongoro yani burası olağanüstü safari için. İşte dedim ki tamam hani ben de geleyim yani. Biz böyle 20 kişilik bir ekip fotoğraf çekmeye geldi Tanzanya'da. Nereye biniyordunuz safaride? Hayvana mı? Arabaya mı biniyordunuz? Araçla geziyorsunuz. Milli parkın içerisinde. Ondan sonra tabii yani şey burada milli parklar çok... Benim ilk gittiğim milli park Seleu diye bir milli parktı. Parkın büyüklüğü İsviçre kadar. Size öyle söyleyeyim. Yani bir ülke kadar milli parkın büyüklüğü yani. Hani çok olağanüstü bir yer. Yani çok etkilen. Zaten Tanzanya'dan ben hani çok etkilenmiştim. Şeyi çok yani olağanüstü bence bu endemik bitki örtüsü öyle, hayvanlar öyle, insanları neşelidir, sevecek. Tam büyük bir yere gitmişsiniz, o bitmez Tanzanya her açıdan çünkü açtıkça açılıyor, derinleştikçe derinleşiyor. Evet, evet, evet. İyi maşallah. Evet yani öyle oldu, ben hani safariye geldim, safariden sonra da bayağı 4 gün safari yaptık. Safari'den sonra da işte şeye geçtik. Yani safari'de de öyle çadırlarda konakladık falan öyle. Sabah gün doğmadan kalkıyorsunuz, gün batımına kadar sürekli aracın içerisindesiniz, fotoğraf çekiyorsunuz. Yani koşu safari zor bir şey, öyle çok kolay da değil, evet, yani meşakkatli yani de bir şey. Keyif şeyi değil, sporu değil. Yok. Meşakkatli bir şey. Meşakkatli. Meşakkatli ama yani ifade etmem mümkün değil. Mesela ben ilk zürafaları gördüğümde yani dedim ki böyle Allah'ım böyle bir güzellik, yani bu nasıl bir güzellik? Ya yani şöyle başını bir eğiyor, boyun böyle dize kadar geliyor ve biz grup gördük ilk 30 kadar zürafa önümüzden geçtiler böyle salına. Ya insanın ya o inanılmaz bir duygu yani. İnanılmaz, evet. Çok etkileyici, çok güzeller. Yani böyle hayvan bahçesinde bir tane görmek gibi bir şey değil yani. Orada hayvanların kendi bölgelerine girmiş oluyor. Evet, evet. Çünkü biz girerken mesela rehber dedi ki arkadaşlar sakın şöyle bir şey düşünmeyin. Evet içeri girdik. Sağ tarafta şunları göreceğiz. İlerleyeceğiz sol tarafta. Bunu. Bütün gün gezebilirsiniz. Hiçbir hayvanı görmeyebilirsiniz. Ha, burası hayvanların yaşam alanı yani. Evet yani bütün hayvanların yaşam alanı. Dolayısıyla siz onların hayatına dahil oluyorsunuz. Şu anda kim bilir nerede yemek yiyorlar. Koca yer zaten yani. Hani ülke kadar. Nerede yemek yiyorlar? Nerede su içiyorlar? Ya da hangi ağacın altında yaşıyorlar? Sağlanıyordu? Şöyle zaten araçlar ona göre araçlar. Güvenlikli araçlar. Siz yani yasak hani araçlardan dışarı çıkmak yasak. Belli bölgeler var. Oralarda hani tuvalet vesaire ve hani böyle
belli alanlar. Sadece orada inebiliyorsunuz. Onun dışında safari alanında aracın üstüne de oturamazsınız. Yani yasak hani. Araçtan dışarıda inemezsiniz. Peki, araçlar da etrafı çevrili, üstü açılı. Açılıyor. Araca yaklaşıyor mu hayvanlar? Ya zaman, ya mesela ben 7-8 kere safari yaptım. Hani bana hiç denk gelmedi ama birkaç videoda gördüm ben, böyle aracın bayağı üstüne gelip kuyruğu falan böyle denen gördüm yani, de bizim başımıza gelmedi. Bir filin çok yaklaştığı oldu bir kez. Çok yaklaştı yani hani. Ama şoförler onu biliyorlar. Tecrübeli şoförler. Yanında da rehber var. Rehberler de biliyorlar. Hareketlerinden de anlıyorlar. Hayvan kızdı mı yoksa hani sakin mi? Yani o fillerin o mesela da merak kulaklarını ediyor demek ki, size hoş diyormuş. geldiniz diyor. Yani öyle ben öyle ilk safari yapınca Tanzanya'da böyle hayran oldum. Bir de kuş fotoğrafı çekmeyi çok seviyorum. Tanzanya'da kuş, binin üzerinde kuş türü var. Çok güzel renkli ötücü kuşlar var. Büyük su kuşları var. Çok güzel yırtıcılar. Çok güzel yani. Ondan sonra da Zanzibar'a adaya geçtik. Biz bu kadar yorgunluktan sonra dedik hani safari'de. İşte o ekip yani öyle adada bir 3-4 gün kaldık. O zaman ben eşimle tanıştım. Böyle Niye, bizim... ne yapıyormuş? Adada tatil mi yapıyormuş? Ya şöyle, benim eşim Masai. Masailerin büyük bir kısmı yani Masai kabilesinden. Masai kabilesinden olanların büyük bir kısmı adada çalışıyorlar. Bir kısmı güvenlik görevlisi, bir kısmının kendi dükkanları var, bir kısmının şeyleri var. Yani çalışmak için adada bulunuyorlar. Para kazanıyorlar, köylerine yolluyorlar. Orada köyde hayvan alınıyor. Masailere hayvancılık yapıyorlar yani. Hayvancılıkla geçiniyorlar. Öyle biz eşimle hani böyle bir Dükkanına görürsünüz mı de bir... girdiniz? Ya Dükkanına mı şöyle girdiniz? hani ben böyle bir gördüm. Hatta yanımda bizim Türk hani bayan arkadaşlar vardı. O böyle eşim çok yani çok konuşkan biri değildir aslında ama böyle şey çok sıcak bir insandır yani, böyle çok Yakınmış demek ki. doğaldır. Yani çok doğaldır. Selamlaştık. Bir de Masai olunca Masai kıyafeti var, şey üstünde elinde Masai mızrağı var. Direkt böyle Masai yani yani gündelik hayatta da onu giyiyorlar da hani Masai geleneksel şeyleri üzerinde. Ben tabii bana çok ilginç geldi, herkese ilginç geldi. Gidip konuştular, ettiler. Ha, evet fotoğraf çektik. Ondan sonra o biraz benimle konuştu, etti. Yani biz kaldığımız otelde onun bu şeyi vardı, dükkanı vardı yani. Ondan sonra öyle birkaç gün hep böyle selamlaştık yani. Hani gülümsedik, selamlaştık. Bana dedi ki hani otel, o dükkanıma gel alışveriş yap. Ondan sonra otelin içinde böyle küçük bir dükkan. Öyle öyle konuşurken ondan sonra derken baktık. Orada birkaç gün Evet, içinde ondan yani. sonra ben arkadaşların çok ilginç oldu zaten. Ben daha eşimle de tanışmamıştım. Yani bir şey nasip olacaksa oluyor. Dünyanın bir ucunda olacaksa da oluyor. Çok ilginç bir şey. Yani takdir, kader. Ben mesela adaya geldik. Adaya gelmeden önce demiştim ki arkadaşlara, ben adayı internetten inceledim. Ada çok güzel. Dönüş biletimi daha geç tutacağım demiştim. Bir arkadaş vardı böyle, beraber Nepal'e gitmiştik onunla. O da dedi ki ya Sevda, ben de kalayım dedi. Sonra bir karı koca çift vardı. Onlar da onlar dediler ki ya biz böyle 4 kişi yani, ama hiç daha Zanzibar'a gelmeden önce yani. Plan yapıyorsunuz. Plan yaptık, dedik ki diğerleri dönsün diğer arkadaşlar ama biz kalalım. Zaten biletleri ben Nil'den almıştım. Hani ona göre ayarladım yani. Arkadaşlar böyle yaptılar diğerleri. Dolayısıyla biz yani böyle çok hani siz farkında olmadan olan yani böyle hani mesela ben o gün o arkadaşlarla dönecek olsam hani eşimle tanışma tam sadece selamlaşmış Yani olacak. yollar, taşlar önünüzde, Yani. yürüyorsunuz sadece. Evet, çok çok enteresan. Nasip yani. Çünkü o şeyden ayrıldık. Ondan sonra başka bir şehrine geçtik adanın yani. Hani merkezine geçtik. Ondan sonra o beni aradı. Görüşmek istediğini, konuşmak istediğini söyledi filan. Zaten direkt evlenme teklif etti. Yani öyle hiç uzatmadan. Yani çok en sevdiğim şey taraflarından biri Tanzanyalıların, çok düzler yani, böyle hiçbir şeyi dolandırmazlar. Böyle uzatmadan ben seni gördüm dedi, böyle oldu, şöyle oldu, şöyle hissettim. Ne dersin? Ondan sonra Peki sizin böyle bir şeyiniz var mıydı, evlilik düşünceniz, ya hayaliniz? yani şöyle, ben zaten yani şöyle ya hani ben nedense böyle hani yani
nasıl olabilir ki? Hani onu geziyorsunuz dünyayı, işiniz var, gücünüz Hayır, var, karşınızda bir insan çıkıyor ama yani hani hiç biri için ya hani bu da olur gibi olmadı daha öncesinde. Hani yani öyle diyeyim, en azından 30'la eşimle tanıştığımda 40'ın üzerindeydim ben. 30'la 40'ın arasında hiç öyle bir şey olmadı yani hani ama ben yani gördüğümde böyle çok etkilendim. Bana çok insani geldi. Çok insani geldi. O da bana aynı şeyi söyledi. Dedi ki o kadar içten bir gülüşüm vardı ki çok etkilendim o içten halinden. Ben de onun aynı şekilde. Demek ki öyle hani Allah kalpleri ısındırın ama. Ve çok ilginçtir. Yani çok ilginçtir. Bunu ben hani yayında söylemedim muhtemelen. Ben o tanışıklıktan sonra zaten hani bir cevap vermem. Olur da demedim, olmaz da demedim. Dedim ki hani bu böyle hemen söylenecek bir şey değil. Benim dedim hani şey, hayır da diyemem, evet de diyemem. Hayır diyemem çünkü gerçekten çok insani geldi. Gerçekten etkilendim halinden. Yani böyle bir o kalbi bir şey. Baktığınızda hissediyorsunuz ya, böyle değişik bir duygu yani. Evet, kalpler yakınlaştırılıyor. Evet, ama dedim şey, ben bir Türkiye'ye gideyim. O da dedi ki sonrasında benim ailemi tanımak için, nasıl bir hayatım olduğunu, neler yaşadığımı görmek için gel Tanzanya'ya. Seni annemle tanıştırayım dedi. Ailemle tanıştırayım, abilerimle, kardeşlerimle tanıştırayım dedi. Ve yani Tanzanya'nın ücrasında bir Masai köyü, öyle diyeyim size. Ve ondan sonra ben Türkiye'ye döndüm. Bir 6 ay kadar sonra, birkaç kez telefonlaştık, öyle çok fazla da değil. 6 ay kadar sonra şeye gittim, köye gittim direkt ailesiyle tanışmaya. Ben de şöyle düşündüm Nevin Hanım. Dedim ki bir yani çünkü evlilik bana göre yani evlilikte hani şefkat, merhamet, muhabbet bunlar çok önemli şeyler. Dedim ki ben bir kendi doğal ortamında yani gündelik hayatında hani böyle iş yeri gibi değil yani. Evet. Hani böyle o daha böyle daha kurgusal bir maskeler olabiliyor işte. Evet, kurgusal bir şey sanki. Dedim ki daha doğal yani. Annesine ilk dediğim oydu. Annesine nasıl davrandığını göreyim dedim. Çocuklara nasıl davrandığını göreyim. Çünkü annesine nasıl davranıyorsa bana da öyle davranacak. Yani annesine karşı ilişkisi, ondan sonra ona karşı saygısı, hürmeti, muhabbeti, ondan sonra yani ona yaklaşımı neyse bu bana yansıyacak yani. Hani o onun kişiliği için çok önemli bir ölçü. Ve çocuklara karşı olan tavrı da benim için çok önemliydi. Yani şefkat, bir insan, yani şefkat önemli bir şey benim için. Kesinlikle. Ondan sonra ve ben öyle hani sırf bunları anlamak için köye gittim açıkçası. Köye gittim. Yani süreci bilen de birkaç arkadaşım vardı Türkiye'de. Biri hani dedim ki yani gerçekten dedim hani çok merhametli, çok şefkatli. Yani kafamda düşündüğüm gibi biri. Orada zaten karar verdim. Dedim hani bu benim evlenebileceğim kişi, evleneceğim kişi ya da. Ama şeye döndüğümde de, Türkiye'ye döndüğümde de sonrasında işte ailesiyle tanıştım. Ondan sonra köyde kaldım 15-20 gün boyunca. O çocuklarla her gün oyunlar oynadık. Yani şimdi o çocukla işte iki tanesi yanımda yani. Ondan sonra onlar size yabancı gelmiyor mu köyü? Yok Nevin Hanım. Yok Nevin Hanım. Ben böyle ne bileyim benim herhalde yaratılışımdan böyle ben böyle çok kolay intibak eden biriyim. Yeni bir şey görünce sizi. Evet yani ben böyle çok kolay intibak ediyorum. Yani böyle çok nasıl diyeyim geçişlerim böyle çok keskin değildir, çok şey değildir. Yani böyle çok rahat uyum bence sağlayan biriyim. Bence şeyden kaynaklanan siz doğduğunuzda birçok kişiyle bir arada bakım içinde olsun evinde. Ha olabilir. O kadar çok insanın yanında hepsiyle iletişimde, hepsinin sevgisi, hepsinin olabilir. İlgisi. Olabilir. Çok yoğun bilginin içinde büyümüşsünüz ya. Onu hep her hayatınız boyu bunu yansıtıyorsunuz, veriyorsunuz. Çok verici bir insan olduğunuzu görüyorum. Ya ben biraz şeyde, benim annem Arnavut, babam Çerkez. Evet. Biraz hani ben onunla da alakalı olduğunu düşünüyorum doğru. Yani. Hani biraz hani şeyle de alakalı herhalde. Onlarla Farklı da kültürler alakalı. Bir araya gelmiş. Evet. Evet. Dolayısıyla bizim yani ailede de öyle, sülalede de öyle. Genel olarak öyle bir açıklık vardır yani. Hani peki siz İngilizce mi anlaştınız? Evet, İngilizce anlaştık. Şimdi o İtalyanca, asıl İtalyanca biliyor. Ben şimdi işte İngilizce konuşuyoruz, ben biraz Sıvayıcı öğrendim, o çatpat Türkçe öğrendi. Öyle. Çocuklar daha iyi öğreniyor galiba. Daha iyi öğrendi kesinlikle çünkü çocuklarda çok net bir tavrım oldu. Şöyle, kız eve geldiği gün, ilk gün, yani 2 yıl
2 yıl 2 ay gibi oldu. Biz Nana ile beraber yaşamaya başlayalı. Ama ben onu 1,5 yaşından beri tanıyorum. 1,5 yaşından beri bakıyorum yani. Köydeyken hep benim yanımdaydı. Oğlan da öyleydi. Yani orada bir 40 kadar çocuk vardı. Eşimin abisinin çocukları, kardeşlerinin çocukları, çevredeki çocuklar falan. Benim böyle her gün ilgilendiğim ama Galip ile Nana ikisinin ayrı bir yeri vardı. Takdir yani. Birinin babası, birinin annesi de öyle göçünce öyle çocuklarla yaşamak bana nasip oldu yani. Hani şeyde öyleydi, köyde öyleydi. Ben köyde yaşarken mesela sabah saat 6:30 Nana kapıya gelirdi. Sevide, şamba. Şamba da tarla demek. Hani sabah 6:30 ama yani. Gelirdi böyle beni zorla. Galip'i de öyleydi. Ondan sonra hatta Galip'in annesi yani muhtemelen vefatından birkaç yıl önce ben yine bir İstanbul'dan köye gittiğimde o öyle bir koşup böyle atlamıştı ki Galip'i de yerinden çıkıyor. Atıyor. Annesi geldi yanıma dedi ki seni çok seviyor al onu Türkiye'ye götür. Hiç unutmuyorum yani. Ondan sonra ondan herhalde 1-2 yıl sonra zannediyorum annesi vefat etti. Ben Türkiye'deydim o hastalanıp yani vefat ettiğinde. Ondan sonra ve böyle bana bir vasiyet gibi oldu yani. Arkasından olmadı ki koşullarımız uygun değildi. Sabit bir yerde değildik. Ben daha çok Türkiye'ye gidip geliyordum. Ama ondan sonra koşullarımız uygun olduğu an işte elhamdülillah ikisini de çocukların hem üstümüze hem yanımıza aldık. Yani elhamdülillah. Evet çocuklar da çok güzel gidiyor maşallah. Biz de izliyoruz. Elhamdülillah. Yani, şey söyleyeyim. Köy hayatı pek yok. Yani oradaki evler, gündelik hayat. Onu pek göremiyorum. Yani konuşuyorsunuz ama resim olarak... Şöyle. Meyve Hanım, 2 yıl oldu ben şehirdeyim. Yani ben ondan önceki 6 yıl köyde yaşadım. Şehirde hiçbir şey yoktu. Elektrik yok, su yok değil mi? Tabii. Elektrik yok, su yok. Ben 6 yıl o şekilde köyde yaşadım. Köyde de 2 oda yani. 2 oda. Ondan sonra işte dökme suyla, çamaşır, bulaşık, her şey dökme suyla. Yani... Ocak yok, hiçbir şey yok. Yakın bir yerden mi geliyor? Yok vallahi o zaman ilk köyde yaşamaya başladığım zaman eşim motosiklete bidonları bağlıyordu. Yani motosikletle bile böyle 45 dakikalık mesafeden bir kuyudan gidip alıyordu suyu. Kadınlar da oraya yürüyorlardı. Ya zaten bizim bu dernek çalışmaları vesaire bu yardım faaliyetlerinin süreci aslında o dönemler yaşanan larla ilişkili olarak başlamış oldu. Yani bölgede bir kuraklık oldu, yağmur yağmadı. Yani eşimin ne kadardı o zaman? 700 kadar büyükbaşı vardı, 30 tane kaldı kuraklıktan. Hepsi öldü. Yani diğer ailelerin öyle, az olanın hiç kalmadı. Çok olanın böyle 50-100 kaldı. O da su yok, yemek yok, yağmur yağmıyor 2 yıldır filan. Kuyu yok, insanlar yani artık göç etmeye başlamışlardı. Tam o süreçte öyle bir ben de hani STK'lardan tanıdıklarım vardı Türkiye'de. Rica ettim, yardım ettiler. O bölgelere 4 tane su kuyusu açıldı. Yakın derin su yerlere. Evet, çok yani. Ya evet, yakın yerlere. Bir de oralarda su kuyusu açmak çok zor. Çünkü 150 metre, 200 metreden çıkıyorsunuz. Çok derinde. Şehir merkezi, yani merkeze 400 kilometre uzaklıkta. Sondaj cihazları gelen yani çok zor yani ve çok maliyetli. Ama Allah razı olsun. Böyle bir... yani karşıladılar onu yani. Dediğim gibi çok maliyetli ama karşıladılar ve köyde ilk defa kuyudan yani böyle musluklu filan kuyudan su geldi. Öyle olunca bu kez herkes böyle bir sevde işte bizim de şurada suya ihtiyacımız var filan. O ara sular olunca ben Türkiye'den biraz tohum getirdim. Bize yakın olan bir kuyu vardı 1 kilometre filan gibi. Onun etrafına böyle bir ektik tarla gibi. İşte çocuklarla yani Galip, Nana, diğer çocuklar beraber ektik. Orada çok böyle hasat aldık yani. O zamanlar işte Nevin Hanım şehirle hiç benim alakam yoktu. Türkiye'ye gidiyordum. İşte o zaman yayıncılık yapıyorum hani hala da öyle. Kitapları hazırlıyorum, baskıya yolluyorum. Ondan sonra diyelim ki görüşmeleri yapıyorum. Bir buçuk ay kalıyorum. Tekrar geliyorum Tanzanya'ya. Şehirde bir gün kalıyoruz. Eşim geliyor beni alıyor. Otelde kalıyoruz mesela Darüsselam'da. Köye geçiyoruz. Buradan erzak merzak bir şeyler alıp çünkü köyde hiçbir şey yok yani o bölgelerde. Ondan sonra hani çuvalla böyle işte pirincimizi, biraz makarna paket, biraz işte bir şeyler, yağma filan bir şey alıp araba, ya otobüsle de çok, yerel otobüsle, araba değil yerel otobüs. Ondan sonra köye gidiyoruz. Yani benim böyle 6 yılım öyle geçti yani. Peki hani köy... evler betonarme mi, böyle tahtadan, ağaçtan mı? Şöyle, evler...
Yani genel masai evleri ve bölgedeki evler normalde toprak yani. Hani toprak ev. Yani Evet. aralara dam koyuyorlar. Ondan Anladım. sonra toprak yani. Hani toprak ev. Sadece benim evim normal. Hani eşim o da hani biz evlenirken yani o böyle bir iki oda bir ev. Hani Yazık. bizimki bir tek Gelin tuğla. geldi. Evet yani yeni gelin ondan sonra. Bizimki bir tek öyleydi. O da hani bizimki de yani hani Türkiye koşullarına baktığınızda belki Türkiye'nin hani 40-50 yıl önceki köy evleri bile öyle değildir yani öyle diyeyim yani. Ondan Peki şey sonra var mı? Aa, böyle haşerat, böcekler tabii vesaire. yani vahşi ortam. Aslan sesi duyuyorsunuz. İlk mesela ben köyde kalıyorum. Eşime dedim ki bu neyin sesi? Bana dedi ki aslan. Şaka yapıyor zannettim yani. Hani onu insan onu ciddiye alamıyor yani aslan sesi E yani. köye geliyor mu? Aslan Ya gelmezse şöyle köye. zamanında gelmiş yani bundan hani böyle 15-20 yıl önce geliyormuş ama artık köyler nispeten daha kalabalık. O yüzden hayvanlar çok yaklaşmıyorlar. Ama yine de mesela geçen sene oldu fil sürüsü geldi. Çünkü yağmur yağmadı geçen sene yine geçen seneydi evet. Yağmur yağmadı böyle bir filler zaten sürü böyle kalabalık geziyorlar. Bir fil sürüsü geldi tarlalara girdiler. Çok uzakta bir yerde baraj var. Baraja doğru gitmişler. Giderken de tarlalara girerek gitmişler. Mesela eşim bana şey dedi, dua et. Şu an filler var köyde. Biz o zaman hani burada Darüselam'daydık. Filler şu an hani köyde. Dua et hani giriyorlar bütün mısırları. Yani o sürü giriyor tırırt, bitiyor çıkıyor. Giriyor tırırt, bitiyor çıkıyor yani. Fil bu Ha, kaç ton yiyor tarlalar yani bir dümdüz günde. oldu. Tabii dümdüz. Ondan sonra yani ben gece de öyle mesela çok oluyor. Gece ya yarasalar falan ondan sonra seslerini sürekli duyuyorsunuz tavanda. İşte Ama şey de şey öyle. güzel, böcek sesleri, bir ateş böceğinin sesi çok güzel geliyordu. Ben birkaç kere bulundum. Kuşlar, ay ne inanın kuşlar Bir çok de güzel. yıldızlar da güzel gözüküyor, değil mi? Ay, orası harika, çok güzel. O bir O inanılmaz. oralardan da yayın isteriz, onları da çekersiniz. Ay çok güzel. Ben mesela şey özellikle böyle Haziran Temmuz'da ya şimdi köy 2 yıldır Darüselam'dayız. Çünkü biz hani onu ben not düşmüş olayım. Dolayısıyla gündelik hayattan paylaştığım şeyler benim hep Darüselam'dan ve civarından oluyor. Ya da proje yapmak için daha uzak bölgelere gidersek mesela hafta sonu başka bir şehirdeydik yani 4-5 gün kuyu açılışları için. Oradan paylaşıyorum. Ama şu an hani yer olarak Darüselam'dayız. Darüselam buranın İstanbul'u diyebilirim yani. Ticari başkenti buranın. Büyük bir şehir. Yani burada gökdelenler de var. Ondan sonra ne bileyim müstakil evler de var. Ondan sonra okyanus kenarında ama bir sokak aşağıda diyelim hani baraka evler de var her yerde. Yani bu iç içe hani Darüselam'da. Ama Darüselam yani metropol 6 yani 6 milyon civarı nüfusu olan koca bir metropol Darüselam. Köye gidiyor muyuz? Köye gidiyoruz. Köyde zaten devam ettiğimiz projeler var. Artı hayatımızın bir kısmı köyde. Çünkü eşim hayvancılık yapıyor, tarım yapıyor. Bunların hepsi köyde devam ediyor. Akraba, eş, dost hepsi köyde. Dolayısıyla köye gidip geliyoruz. Projelerin bir kısmını özellikle kurban, özellikle Ramazan. O dönemlerde mutlaka köyde oluyoruz. Çünkü oralarda ihtiyaç çok çok daha fazla. Yani toplu mesela iftarları köyde, köy okullarında yapıyoruz. Ondan sonra genelde hani zekat dağıtımlarını Ama yine o şöyle bir yani. şey değil mi? Yani Sevda Hanım, çok bereketli topraklar dediniz ya. Onlar ekip dikmeyi bilmiyorlar mı? Nasıl yani? Ya Ne kadar biliyorlar ama fakirli? şöyle biliyorlar ama şöyle bir şey var. Şimdi burada yağmurlu sezon 3 ay. Dolayısıyla burada yağmura dayalı tarım yapılıyor. Yani Türkiye'deki gibi mesela kuyunuz var ya da suyunuz var. Tarımı ya yani o suyla sulama gibi burada bir imkan yok. Ya yani kuyu bile olsa o kuyudan sadece kuyunun hemen etrafındakiler tarım yapabiliyor. Yani ve köyler çok dağınık dağınık yani böyle dolayısıyla tarım burada yapılan tarım yağmura dayalı tarım oluyor. Yağmur da Mart, Nisan, Mayıs'ta yağıyor sadece. Öyle Evet. olunca şöyle yapıyorlar. Benim eşim de öyle yapıyor mesela. Şubat ayının son haftası mısır ve fasulye ağırlıklı yani bir de ağırlıklı mısır burada tüketiliyor. Yani ekmek buğdaydan değil mısırdan yapılıyor burada. Ugali diye bir şey var. Dolayısıyla Şubat'ın son haftası normalde ekim yapılır. Yani evinin önüne de yapar. Tarlası olan tarlasına da yapar. Kendine kadar da yapar. Bir kısmı satacak birkaç çuvalda satıp hani ondan bir şey kazansın diye de hani yapan da var. Ama mesele şu. Mart başı yağmurlu sezon başlıyor. Mesela yağdı. 15 gün yağmadı. Bitti. Yani
Mısır başını çıkardı diyelim ki. İzlendi. Sonra 15-20 gün yağmur yağmadı, yağmur sezonunda bütün ektiği kurudu yani. O yıl hiçbir şeyi yok. Yani dolayısıyla tarım var. Yani böyle daha lüks tarım yapanlar, sulamayla tarım yapanlar da var ama onlar büyük şirketler, büyük kurumlar yani. Ama böyle biz kırsalda ailelere bakınca onlar böyle evlerinin önüne ekiyorlar ve yağmur bekliyorlar. Hani o sezon yağmur yağarsa işte 3 ay oluyor. O 3 ayda ürünleri oluyor zaten. Ondan sonra Haziran'dan itibaren mesela biz de mısır ektiğimizden biliyorum. Haziran'da yağmurlu sezon bitmiş oluyor. Mısırları zaten kurumaya bırakıyorsunuz. Tabii. Yani koparıyorlar, kurumaya bırakıyorlar. Peki meyveler nasıl oluyor? Meyvede de aynı şekilde. Yani yine büyümez diye kurak o hemen. Evet işte kuruyor yani. O yüzden sulanması gerekiyor. Sulanması mesela biz o yüzden meyve fidanlarını ben ilk dönemler ailelerin evlerin etrafına çok meyve fidanı verdim. Yani ilk dönem ilk yaptığımız zamanlar meyve fidanı 3-4 yıl kadar önce. Mesela sonra yağmurlu sezonda oralara yakın olan kuyular bozulunca bir şey olunca sulanamadığını gördüm mesela. Ölenler oldu, şey yapanlar oldu. O yüzden mesela şimdi biz ağırlıklı okullara meyve fidanı veriyoruz. Çünkü okullara su kuyusunu da açıyoruz, kuyuyu da açıyoruz. Okula dikiyoruz. Ya da kuyusu olan okula, hani okula da bir, yani şey yapıyoruz, dikiyoruz ki dolayısıyla sulanmasında bir sıkıntı olmasın, bir problem olmasın. Peki onlar nasıl kullanılıyor? Meyveler olduktan sonra çocuklara satmaya böyle bir şey var mı yani? Topluca toplayıp yiyorlar. Kooperatif anca yetiyor diyorsunuz yani. Anca. Çocuklara. Çünkü şöyle mesela biz bir buçuk yıl oldu herhalde. Aşağı yukarı 1,5 yıl oldu zannediyorum. Bir ortaokula yine öyle meyve fidanı vermiştik. Papaya burada çok hızlı meyve veriyor. Yani böyle ben tohumdan kendim de kendi bahçeme yetiştirmiştim zamanında. Hani oradan sürecini biliyorum. Yani şöyle bir fidan mesela 6 ay içerisinde benim boyum kadar oluyor yani. Hani o çok hızlı büyüyor. Ondan sonraki 6 ay içerisinde de meyveye duruyor. Meyvenin olgunlaşması bir 3-5 ay sürüyor yani. Yavaş yavaş oluyor ama çok hızlı meyve veriyor yani. Çok hızlı. Biz o yüzden mesela okullara dikerken bir hızlı meyve verenlerden de tercih ediyoruz. Bir hani daha geç meyve verenlerden. Evet. Diyelim ki papaya hızlı veriyor, passion hızlı veriyor, işte guava hızlı veriyor. Bazılarının daha uzun sürüyor. Ve öyle geçen ya herhalde 3-5 ay önceydi. Okul o diktiğimiz okul bir de yatılı okul ayrıca. 300'e yakın kız öğrenci ortaokul ve 300'e yakın kız öğrenci de okulda kalıyorlar yani. Toplamışlar yerken fotoğraflarını, videolarını bize çekip yollamışlar. Ondan sonra teşekkür ederiz filan hani artık işte oldu. Muzlar da öyle. Muzlar da olmuş. Papayalar da olmuş. Meyve girdi hayatlarına. Evet. Yani şöyle Tanzanya'da şimdi meyve yani tropikal iklim. Hani meyve suyunuz varsa yetiştirebilirsiniz. Bir de hani fidan bir kendini kurtarsa ondan sonra hani yağmur yetiyor da hani o kurtarana kadar en azından bir yıl bir düzenli sulanması lazım. Ama işte bazen mesela bizim iç bölgelerde, şimdi ben öyle bir video paylaşmıştım. Bizim köyde ilk kez çocuklar papayayı benim diktiğim fidandan yediler. Yani beraber diktik zaten çocuklarla. İşte bir buçuk yıl sonra meyvesi oldu. Beraber ilk kez papaya yediler. Sonra bir Instagram'da paylaşmıştım da Tanzanya'ya gelmiş bir beyefendi yazmış bana, Sevda Hanım yani orası tropikal iklim. Meyvenin hani vatanı, nasıl olur bir çocuk papaya hiç yememiş olabilir? Evet. Yani şimdi böyle mesela sadece şehirleri görüp dönünce kırsala gitmeyince, kırsaldaki koşulları görmeyince insan böyle düşünebilir yani nasıl doğru, haberi olmaz diye. Yani bizde de mesela belki Güneydoğu'da çilek yani hani mesela görmüş müdür çocuk yani orada yetişiyor mudur görmüştür belki de hani televizyon var şey var ama yani nasıl bizde de bazı bölgelerde yetişen şeyler bazı bölgelerde olmuyor gibi hani o da var. Kırsalda o yüzden çocuklar mesela ilk kez şimdi bizim hala bahçede bir de çitleri falan da yıkmışlar yani. Eşime diyorum ki gittiğinde topla getir bizim hani şey meyvelerden. Bana diyor ki meyve falan yok diyor. Olduğu an çocuklar içeride. Topluyorlar yiyorlar, topluyorlar yiyorlar. Elhamdülillah yani o yüzden şey öyle bizim şeyde papayayı öyle, guavayı öyle, ondan sonra başka ne var? Passion, çarkıfelek meyvesi onu öyle. Çocuklar ilk kez bizim bahçeden yediler köyde. Biraz yani, da çocuklarını konuşalım. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdiniz. O da çok bizi etkilemişti. Kız çocukların okuyamama sebeplerinin kit yoksa yokluğundan. Yani ben onu ilk defa sizden duydum ve yani bu yeni bir şey değil ki. Orada yüzyıllardır kadınlar böyle ne olmuş yani
bu kadar kumaş da mı yok, o da mı? Yani biz algılayamıyoruz. Evet, nasıl doğru. böyle bir yaşam olabiliyor diye. Evet. Hadi okuyamıyorsun ama evdeki hayat nasıl gidiyor? Ya yani bir gündelik hayat var bu. Demek ki o hayatta da Ama sorunlarımla işte şey o yapıyor. gündelik hayat, yani o gündelik hayat bizimkiyle çok çok ilişkisiz. Yani bizim hayatımızdan çok farklı. Ben Evet. şimdi hani böyle rahat konuşacağım. Hani bu çünkü hayatın gerçeği. Şimdi ben mesela kaç yıl oluyor? 4-5 yıl oldu mu? 4 yıl oldu yanılmıyorsam. O zaman eşimin annesi henüz yaşıyordu. O da göçtü yani. Öyle bir de göçtü. Onunki de göçtü bu son. Allah'ım. Evet. O zaman ben ona demiştim ki anne demiştim. Bir de doğumlara o giriyor. Ebe gibi yani. Yaşlı hani kadın. Üzerinde. Ama öyle hastane yok, köyde klinik yok, yani dispanser yok, hiçbir şey yok yani. Doğumlara da köyün yaşlıları giriyorlar. Onlar hani anlıyor, biliyor filan. Benim eşimin en büyük abisinin hanımı hamileydi. Hani dediler ki yaklaştı yani hani doğum. Dedim ki ben görmek istiyorum anne dedim. Yani bana haber verin, beni çağırın, ben görmek istiyorum dedim. Yani hani Evet. çünkü 10 metrekare topraktan bir ev, 10 metrekare yoktur yani. 15 metre, en fazla 15, 3 metre, 5 metredir. Yani yoktur bile o kadar. Masa evleri o kadar. Boyunuz kadar, çok hani alçak. Bir pencere şu kadar yani. Çok küçük. O da yani ışık hani sabah çok küçük bir şeyi var böyle açıyorlar içeri ışık girsin diye. O kadar yani. Çok küçücük bir ev. Karşılıklı iki tane yatak var. Yatak bir yani şöyle aslında ağaç ve ev yapılırken duvarlarla birlikte o yani bir duvar iki duvarın arasında ağacın gövdesi var öyle diyeyim size yani hani şöyle Evet, evleri o ağaçlar arasına yapmışlar. Orada kullanmak için. Güzel. evet böyle ağacın hani gövdesi böyle yatay bir şekilde o yatak ondan sonra onun üstünde de hani birkaç tane pike var battaniye gibi daha çok yani hani birkaç malzeme var. Yatağın hemen arkasında da şöyle baş biraz daha yüksekçe böyle bir şey var. Hani orada da bir iki eşya varsa hani oraya koyuyorlar. Yani evin içerisinde de 3 tane taş şöyle biraz yüksekçe 3 tane taş. Taşın üstünde bir tencere kaynıyor ve ateş yanıyor evin içinde yani. Hani o 2 tane yatağın arasında. Bu kadar yani bu kadar. 15 metrekare yoktur. Kaç kişi yaşıyor o kadarcık odada? Minimum 5 kişi, maksimum 10 kişi. Yani Maşallah. Maşallah. öyle. Genelde bir yatakta bütün çocuklar kalıyorlar. Öyle oluyor. Ondan sonra şimdi öyle bir ev ve doğumu orada yapacak. Yani köyünde 2 yaşlısı doğum yaptıracaklar. Dedim ki hani ben görmek istiyorum yani hani. Hatta anne dedim mümkünse ben öğrenmek istiyorum. Yani ben o zaman köyde kalacağımı Size düşünüyordum. el Köyde versin kalacağımı mümkünse. düşünüyordum o zaman. Mümkünse dedim öğrenmek istiyorum. Beni çağırdılar. Kızlardan biri geldi, genç kızlardan. Sevi de hani gel anne seni çağırıyor. Neyse gittim. Böyle bir anne yokluyor. Biraz dedi ki bir yürü Benziyor. dedi şeye doğum yapacak hanıma. O bir kalktı yürüdü falan tekrar geldi. Baktı bana döndü dedi ki yok dedi bugün olmayacak dedi. Yani bugün olmayacak gidebilirsin. Neyse biz gittik sonra ertesi gün akşam geç yani 10 gibi falan. Biri yine koşa koşa geldi benim evimin kapısına. Sevde anne seni çağırıyor. Tamam. Neyse evde bana yürüme mesafesi çok uzak değil yani. Hani böyle 100-200 metre. Ona aileden çünkü. Ondan sonra girdim. Yani 2 tane yaşlı işte hanım. Doğum başlamış. Size şunu söyleyeyim. Yani ben mesela bazen yemek fotoğrafı paylaşıyorum. Köylerde orada burada. Sevde Hanım hiç hijyenik gözükmüyor. Nasıl yiyorsunuz ya da yiyebiliyor musunuz diye çok mesaj geliyor. Ben şunu söyleyeyim size. Yani o gördüğünüz hiçbir şey değil. Yani doğum yapılıyor. Bir kere birleyen kum var yani. Kum böyle toprak birleyen. Toplasanız 10 tane de incir ağacı gibi. Onun ya yani yaprağı gibi. Böyle büyükçe bir yaprağı olan bir ağaçtan toplanmış 10 tane yaprak var. Doğum bittikten sonra yatak öyle temizlendi. Toprağa döktüler. Yapraklarla orada işte bebeğin eşini falan böyle bir toparladılar. Hani kestikten sonra kordonu. Ne varsa toparladılar. Tekrar çevirdiler böyle. Onu leğene doldurdular dışarı çıkardılar. Yatak öyle Toprakla temizlendi. Yani birlikte toprakla gönderdiler. birlikte yani. Önce o yapraklarla toprağı şey Ama yaptılar. önceden de çocuklara toprak koyarlardı ya köylerde. Toprak kullanılırdı bizde de çok önceden tabii 50 yıl 60 yıl önce. Tamam işte Çocuk ben de onu diyorum. toplarım. Bizim 50 yıl 60 yıl önce şu an hani oradaki koşullar. Ve şöyle diyeyim size yani ben hani
Ben onu gördüm yani. Hani onu yaşadım yani. Dolayısıyla yani o yüzden oradaki gündelik hayatla bizim yaşadığımız gündelik hayatın ya da oradaki gündelik hayatla Darüsselam'da da üst gelir düzeyi ailelerin gündelik hayatının arasında dağlar kadar fark var. Orası başka bir dünya, burası başka bir dünya. Şimdi kız çocuk iş yok, o pek iş olmaz o zaman yani orada. Ne bileyim yani çamaşır. Bir taraftan iş çok az, bir taraftan az olan iş çok uzun sürüyor. Şöyle mesela, evet, meşakkatli. Mesela hiç kimsenin yani tüplü böyle bir ocağı bir şey yok yani. Yemek nerede pişiyor? Yemek 3 tane taşın üstündeki tencerede pişiyor. Zaten tek tip bir yemek oluyor. Yani o da o gün yani bir iki şey var. Hani hangisi varsa ya patates haşlanır ya bir şey, böyle belli azdır yani. Onun için odun lazım. Mesela kadınların bana göre o köydeki en zor işlerinden biri odun yani. Ben çok öyle gördüm yani taşırken. Fotoğrafladığım da oldu birkaç kez. Ya sırtlarında böyle kilolarca yani. Şimdi bunu söyleyince diyecekler ki erkekler nerede? Çünkü ben kadınlar iş yaptığında hemen arkasından böyle bir refleks erkek nerede diyor. Karadeniz kadını gibi yapıyor. Erkekler hayvancılık yapıyor. Onlar da hayvanları alıyorlar. Sabah 6'da, 6-6.30 arası gün doğuyor. 6'da önce kadınlar hayvanları sağıyor. Ondan sonra erkekler hayvanları alıyor, yola çıkıyorlar. 10-15 kilometre her gün erkekler yürüyor. Hayvanlarla beraber yürüyorlar. Çünkü hayvanlar yani öyle besleniyor. Yani önlerine merhaba, konulan... Otlak bulmak evet lazım. Yani. Evet, öyle otlak arazi yani. Arazide geziyor hayvan. Serbest yani. Geziyor, dolaşıyor. Öyle besleniyor. Eğer yağmur yağmışsa ve hani arazilerden bir yerde su birikmişse suyu oradan içiyor. Birikmemişse elhamdülillah şimdi kuyularımız var. Hani kuyuların yanaklarından içiyor. Dolayısıyla hani erkekler de oturmuyorlar. Hani onu söyleyeyim en azından. İş bölümü böyle, ikisi de zor. Evet, erkekler hayvanların başındalar. Peki, yani hayvanlarla gidiyorlar. 5-6 dakikamız kaldı. Kız çocukları. Aa, öyle mi? Dolayısıyla şimdi kadınların hani şey meşakkatli, suya gitmeleri gerekiyor. Su yürüyerek 2-3 saat, kuyu bile olsa yani köyler dağınık ve her kuyu herkese 3-5 dakika mesafesinde değil yani. Evet, ben yine yorumları unuttum. Yorumları açayım. Evet. Yani kadınlar az şey yapıyorlar ama Nevin Hanım, yaptıkları şey meşakkatli. Yani 3 günde bir mesela günde 6-7 saat su almak için yürüyor oluyorlar. Başlarında o bidonları taşıyor oluyorlar. Dolayısıyla hani normalde şey olarak, kalem olarak baktığınızda mesela bir Türk kadınından ya da bir şehirdeki kadından daha az kalem iş yapıyorlar. Ama yaptıkları şey çok uzun sürüyor ve çok meşakkatli zaten oluyor. O iş günün yarısında alıp götürür yani. Evet. Getireceksin, evde iş yapacaksın. Peki rek dönemlerinde? Efendim? Ha yani şöyle, işte ben hani aslında o doğum hikayesini o yüzden anlattım. Yaprak kullanıyorlar yani. Birçok şey için yapraklar kullanılıyor. Hmm. Gazete kağıtları kullanılıyor böyle hani şey. Ve onlar da hani tahmin edersiniz yani. Hmm. Zaten hani genelde yani iç çamaşırı bir sorun. Hatta haber bile yani birçok yerde haber olarak bile çıkıyor. Avrupa'dan gelen mesela 3. el, 4. el, neyse 5. el iç çamaşırları satılıyor bir kısım yerlerde. Dolayısıyla yani böyle hani o konularda maalesef biraz sıkıntı peki var. Peki bu kitler nasıl oldu? Çocuklar memnun kaldılar mı kitlerden? Biz şöyle ben yine çok açık konuşacağım. Ben İlk bunu Uganda'da görmüştüm. Oradan birine istettim ve getirdiler yani. Bunlar tekrar kullanılabilir. Dolayısıyla kullanıyorsunuz, yıkıyorsunuz ve bir yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Bambu kumaşından yapılıyorlar. Özel malzemesi var yani. Ben de sağlıklı mı, rahat kullanılabilir mi diye kendim kullanmadan projeyi başlatmadım. Dolayısıyla malzemesini de biliyorum, nasıl olduğunu da biliyorum yani. Biz şöyle, bugün de mesela dağıtım yaptık. Ya öğretmen en son bayan öğretmenleri de verdik. Yani heyecandan ne yapacaklarını şaşırdılar. Paketleri açıyor, tekrar gösteriyor. Çünkü ben şey diye anlattım hani, bir de nasıl kullanılacağına dair şeyi de var böyle nasıl diyeyim? Yani yönergeler de var yani. Evet, yönergeler de var. Çıtırtlı falan böyle özel bir malzeme. İşte yıkanırken, kuruturken neye dikkat ediliyor? Çünkü bir yıl kullanılabiliyor. Bir de paketlerden çamaşır falan çıkınca da iyice şaşırdılar. Yani beklemiyorlardı. Yani
en azından yani ben hani kendimi şöyle şey yapıyorum, en azından bir yıl boyunca bugün mesela verdiğimiz 554 paket dağıttık bugün, kit yani çantası var, minik çantası var, içinde 5 tane tekrar kullanılabilir işte şey pedi var ve 3 tane çamaşır var. Ya yani bir yıl boyunca kafası rahat olacak bu genç kızın, yani okula gidememe sıkıntısı olmayacak yani, evet hani rahatça okuluna gidebilecek. Çünkü bazıları da kullanıyorlar bazı hani malzemeleri, sağlıklı olmuyor ama bir taraftan sızdırıyor, ediyor. Yani öyle hani şeyleri de var. İster istemez. Yani bu böyle rahat kullanabilecekleri bir malzeme olacak. Yani aslında mesele şu ki bizim, yani ben mesela bugüne kadar benim aklıma gelir miydi? Eğer o köyde yaşamasam benim aklıma gelmezdi. Evet, yani böyle evet, bir ihtiyaç olabileceği aklıma gelmez. Yani o kadar sıradan, o kadar kolay evet, ulaşılabilir. O kadar düşünmeden refleks olarak kullandığımız, yaptığımız ya da şeyler var ki bunların ihtiyaç olabileceğini bazı yerlerde, bunlara insanların ulaşamayacağını hiç düşünemiyor insan benim yanım. Yani ihtiyacı bırak, daha anlamıyoruz ki nasıl böyle bir sorun olabilir diye. Daha oradayız. Mesela onu orayı geçti, insanlar böyle yaşıyorlar zaten. Artık burada çözüme geçmek lazım. Elhamdülillah siz bu konuda iyisiniz yani. Gördüğünüz her şeyi bir biçimde çözmek için harekete geçiyorsunuz. Aslında çok güzel bir program oldu. Tam Kadınlar Günü'ne de denk gelmesi. Yani ben bugünlerden çok haz etmiyorum ama denk geldi. Denk gelince de bir şey diyemeyiz. Ha, biz de çünkü yani... iki ayı aşkın zamandır hani gün için görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ha, evet. Benim evet sıkıntılı oldu benim, yani olmadı, Türkiye'ye gittim geldim olmadı, oradayım olmadı. Nasip bugün oldu yani. Yani tek başıma ne yapabilirim diyenlere güzel bir örnek. Siz orada tek başınasınız. Bir problemi görüyorsunuz ve çözmek için o şartları araştırıyorsunuz. Çözüm yolları. Tabii ki yani buradan bir ekibiniz var. Sizinle beraber çalışan bir ekip var ama oradaki vakayı tespit eden siz olmasanız o yaşam öyle devam edecek. Ve o bize de o sorunları aktardığınız için teşekkür ederiz. İnşallah ben teşekkür ederim. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışırız. Hem en azından yapanlar yapar, yapmayanlar dua eder. Ötekiler de şükreder. Yani ne kadar çok şükredecek şeyimiz var Allah'a şükür. Herkes de çok memnun yayından. Tekrar da çok izleniyor. Yani yayından sonra da çok izleniyor. Ben de teşekkür ediyorum. Süremizi ben teşekkür ederim. Yayın oldu. Ben çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Çalışmalarınızda başarılar hep birlikte. Teşekkür ediyorum. Sizi de çekin, köyü de çekin. Şimdi köyü de... İnşallah köye gidince bana gideceksiniz yani. Ramazan'da da nasipse inşallah Ramazan'da da köyde olacağız muhtemelen. Ramazan yaklaştı. Aynı takvimi kullanıyoruz herhalde. Evet. Genelde bir gün fark ediyor. Genelde Tanzanya Ramazan'da da Kurban'da da bir gün sonra oluyor genelde. Ya, o zaman Arabistan'ı takip ediyorlar demek. Yani. Olsun fark etmez. Yani orayı da görmek isteriz. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Hayırlı akşam. Ben teşekkür ederim. Orada akşam mı? Saat farkı? Aynı. Saat farkımız yok Nevin Hanım. Saat ben tamamen aynı. Çok güzel. Hayırlı akşamlar. Bir de şey vardı. Arap, Tanzanyalı gibi bilmiyorum ama Afrika'daki ezanlar okuma stilleri farklı diyor. Siz öyle bir şey gördünüz mü? Nasıl yani buradaki okuyuş mu? Arabistan'daki okuyuş gibi mi? Nasıl okuma şeyi? Telaffuzları? Yani Türkiye'deki gibi değil tabii. Çok ya daha düz okunuyor burada. Nasıl düz okunuyor? Anlamadım. Yani makamlı değil hani. Ha, düz okunuyor. Evet. Ha, evet. Hatta bir yazı okumuştum da ki bir şey orada işveren, çalışmaya giden bir işveren bir kaset doldurmuş da ezanları ha, böyle okuyun diye. Acaba orada da aynı şeyler var mı diye merak etmiştim. Demek ki var yani. O her bölgenin de kendine örgü okuyuşu var. Peki işte bizi böyle her şeyden azar azar görece yakınlaştırıyorsunuz. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Size de iyi akşamlar. Hepimizden selamlar.